Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tesisat dersleri 4. bölümünden devam ediyoruz. Proje okumasına bakacaktık, onunla ilgili bir sözümüz vardı. Ondan devam edelim. Bu şekilde de videolarımız devam edecek inşallah. Buyurun proje okumaya geçelim. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Size bugün proje okumayı göstereceğiz. AutoCAD üzerinden göstereceğiz. Baskılı bir proje üzerinden de anlatabiliriz tabii ama burada istediğimiz sayfaya rahat rahat geçeceğimiz için, çünkü bu baskılı halleri çok büyük bir yer kapladığı için tezgah gibi bir yerin üstünde açmam lazım gerekecek projeyi. Buradan anlatmak daha kolay olacağını düşünüyorum. Şimdi bu bizim 2018 yılında yaptığımız bir proje arkadaşlar. 12 kat 36 dairelik bir projeydi. Şimdi bu projeyi başlayalım okumaya. Şimdi normalde bu projeyi elinize aldığınız zaman arkadaşlar, baskılı halini, ilk önce ilk sayfamız şurası olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu tabi ben ilçesi, mahallesi, ondan sonra pafta numarası, ada numarası, parsel numarası, inşaat alanının metrekaresi, proje sahibini, proje tarihini, projenin hangi mühendislik tarafından çizildiğini, onaylandığını, belediye onayını, ondan sonra yapı denetim onayını görebiliyorsunuz. Burada onlar yazar. Üst tarafında hemen yine ölçeklendirmelerin bilgisi verilir arkadaşlar. Hemen onun peşinden gelen ikinci sayfada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Vaziyet planı. Bu sokakların üstünde arsanın şekli ve burada binanın oturuş şeklini gösteren bir kabataslak bir proje arkadaşlar. Hemen ondan sonra geçelim binanın projesine. Şimdi bakın, burada atık su borularını göstermiş arkadaşlar. Şurada bir logar yeri yapmış. Demiş ki 1 metreye 1 metre. 200'lük boruyla demiş arkadaşlar. 579 litre saniye şehir anahtarına beton buz ile bağlantı yapılacak demiş. 200'lük boruyla giriş yapılmış. Bakın, tabandan %2 eğimle denilmiş. Bu şekilde borular altyapıları toplanılmış. Şimdi şöyle baktığımız zaman şurada bakın 3 daire burası. Burada gördüğünüz gibi proje üzerinde atık su borularının şeklini göstermiş. Nereden ne şekilde geleceğini. Hemen şurada örneğin numaralandırmalar var. Bakın P8. Demiş ki 100'lük boru olacak. Saniyede 4.60 litre su boşaltacak. %2 eğimle devam edecek denilmiş. Sonra bu gelmiş. Şurada bakın P7 var. Bu P7 dedi, P8 dedi, P3 dedi arkadaşlar, kolondur. Bunlar yukarıya doğru çıkacaktır kat kat. Bakın burada da 125'lik boru gelmiş. Saniyede 21.60 litre demiş. Sonra bunları burada birleştirmiş. 125'liğe birleştirmiş bu yüzüğü de. Gelmiş burada 200'ü binmiş. Şurada P6'ımız var arkadaşlar. Bakın bu boru da 200'lük olarak çıkmış. Ondan sonra devam etmiş. Burada ne demiş? 150'lik boru gelmiş bir tane. P5 demiş. P4 demiş 150'lik boru. P3 demiş 125'lik boru arkadaşlar. Devam etmiş. 125'lik boru. P1 demiş. P2 demiş. Arkadaşlar bu P1, P2, P3 bunlar kolonlar arkadaşlar. Tuvalet, mutfak, işte lavabo, ne varsa artık, havalandırma şaftlarından genelde çıkarlar bunlar. O şekilde bir çıkış üzerinde projelendirme yapılmış. Tabii şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Genelde her ne kadar projede bunlar böyle güzel gözükse de şimdiye kadar yaptıklarımı söyleyeyim size. %90'ı projeye uymaz. Çünkü projelerin çoğu kopyala yapıştır tekniğiyle yapılmıştır arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Bodrum kat planı arkadaşlar. Burası sığınak. Arkadaşlar şurada sığınakta hemen bakın arkadaşlar, bizi en çok ilgilendir, hani anlatmak istediğim kısımlardan birisi de zaten bu. Demiş ki burada yangın giriş holü, 7 metrekarelik bir alan. Bak şurada bir de YB1 diyor, YB2 diyor arkadaşlar. Bunlar da yağmur iniş borusu arkadaş. YB, yağmur borusu 2, yağmur borusu 1. 125'lik 125'lik inmiş. Toplamda bu bina üzerinde arkadaşlar baktığımız zaman
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yağmur inişi konulmuş. Bunlar tabi dediğim gibi projeye çok uyulmuyor ama biz burada 8 tane yağmur inişini yaptık. Hepsini de 125'lik olarak yaptık. Burada zaten gizli çatı sistemi dediğimiz bu örtülü sistem yapılmıştı. Şimdi burada bakın arkadaşlar, geldik sığına. Şimdi bakın. Şuradaki boruları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar DN50 demiş. Tamam mı? Yani iki parmak boru demek arkadaşlar bunlar. Gelmiş. Şurada sayaç yerimiz var. Sayaçtan girmiş, çıkmış. Bak DN32 40'lık boru. Yani 40'lık PPRC boruyla gelmiş. Bir sonraki derste de bu DN-PN olayını işlerim. Gelmiş arkadaşlar, bakın. Buradan dönmüş. Gelmiş buraya. Burada DN32 ile gelmiş. Ne yapmış? DN20'ye düşmüş. Yani 25'lik PPRC boruya düşmüş arkadaşlar. Buradan mutfağa giriş yapmış ve termosifon var. Burada termosifona giriş yapmış. Ondan sonra Bay VC duş var arkadaşlar. Burada da hani 25'lik boruyla devam etmiş dağılımı içeride. Ana hat burada 32'lik devam etmiş. Bakın burada inegal biteye kullanmış arkadaşlar. Daha sonrasında DN25, yani şurayı 40'lık borudan 32'ye düşmüş arkadaşlar. Burası 25'liğe düşmüş. Sonra buradan devam etmiş arkadaşlar. Bak şu 32'lik boru. Burada bir inegal biteye daha kullanmış. Buraya 25'lik devam etmiş. İçeriye ne var? Burada bayan VC duş var. Hemen bay VC duşun yanında. Buradan devam etmiş arkadaşlar. Buraya da 25'liğe düşmüş. Ondan sonra burada nereye devam etmiş? Engelli VC duşu var arkadaşlar burada. Buraya da 25'lik olarak giriş yapmış. Burada bir lavabo, bir klozet, bir bir sifon yeri yapmış arkadaşlar. Ondan sonra klozet yeri, lavabo yeri yapmış. Engelli VC'de. Şunlar süzgeç. Şimdi bir de tabii şeyler var arkadaşlar. Burada işaretler var. Belli gördüğümüz şeyler var örneğin. Onların ne olduğunu projede ileride şimdi devam ettikçe anlatacağım size. Projenin üstündeki arkadaşlar, bunun işaretlerinin anlamı geldiği, projenin sonunda bir levha vardır. Levhada mutlaka işaretlerinin anlamı geldiğini gösteren bir şey vardır. Şimdi buranın sığınağından çıktık. Kapıcı dairesi olan yere girdik arkadaşlar. 1. kata. Bakın burada da aynı şekilde gelmiş. Sayaç yerinden gelmiş arkadaşlar. Bakın sayaç yerinden gelmiş. 32'lik boruyla devam etmiş. Ortadan, kapı ortasından daireye giriş yapmış. Hemen sağ tarafta mutfak var. Bakın burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Genelde bu kaçak tamirciler daha çok iyi bilir. Şu boru bak gelmiş burada tezgahın daha önünden, bir adım daha önünden devam etmiş. Buradan bazıları şöyle yapıyor arkadaşlar, bakın. Boruyu geliyor. Buradan direkt nasıl olsa buradan takar ya, dolandırmayın diye şuradan giriyor. Buradan girdiği zaman arkadaşlar, bak şöyle büyütelim. Buradan giriyor tezgahın altına. Buradan devam ediyor. Dağıtımı öyle yapmaya çalışıyor. Şimdi bu yanlış. Niye yanlış? Söyleyeyim. Burada yarın bir tesisatta bir sıkıntı olduğu zaman arkadaşlar, bunun altından kırım yapıp da tesisatı tamir olayı çok sıkıntı oluyor mutfaklarda. O yüzden eziyet olmasın diye arkadaşlar, böyle açıktan giderseniz rahat olur. Burada şimdi bakın. 32'lik boruyla gelmiş. Burada inegaliteyi koymuş. Ortadan 25'lik boruya düşmüş. DN20 dediğimiz borunun iç çapı. Dairesel iç çapı arkadaşlar. Burada da DN15'e düşmüş. 20'liğe düşmüş. Bak şimdi burada 25'lik mutfağa gelmiş. Çamaşır makinesine, lavabo yerine ve bulaşık makinesine su vermiş burada. Ondan sonra devam etmiş. 20'lik boruyla nereye girmiş? Banyo, lavabo ve klozete giriş yapmış ve hemen yan odada mutfağın oturma odası bir şekilde buraya da şofben koymuşlar arkadaşlar. Şofbenin girişi de yine DN15 almışlar. Burada bunu böyle yaparsanız bu yanlışlık olur. Kapıcı dairesi diye şey yapmamışlar, önemsememişler ama normalde bakın arkadaşlar, bu projenin aslını söyleyeyim ben size. Şu DN25 ideal. Şurada DN20'ye düşmesi ideal. Şurada da DN25 ile devam edecek arkadaşlar. Bak şurada DN25 ile devam etmiş. Tamam. Güzel. DN25 ile devam etmiş. Bakın soğuk suya bakıyorum şu an. Tamam güzel. Burada sıkıntı yok. Tamam. Ben DN20 olarak okudum. Yanlış okudum. Burada sıkıntı yok. Şimdi normal daireye geleceğiz arkadaşlar. Burada bir de yangın
Tabii o yangın projesiyle kalorifer projeleri falan genelde hep ayrı oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size. Şimdi normal bir daire düzene geldik. Birinci kat arkadaşlar normal daire. Şimdi burada arkadaşlar hemen asansörün girişinde sağındaki daireden başlayalım. Bakın. Sayaç yerlerini hemen şuraya koymuşlar. Tabii biz bunu buraya koymadık. Koridora koymadık arkadaşlar. Bunu yangın çıkışında merdiven normal merdiven yaptık. Bakın burada da şimdi gördüğünüz gibi şurada bir işaret var arkadaşlar. Bu vanayı temsil ediyor. Şurada böyle bir işaret var. Bunları unutmayın. Şimdi ilerledikçe bu sembollerin anlama geldiğini göreceğiz. Şu sembolü unutmayın arkadaşlar. Bu sembol su sayacı anlamına geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Buradan bak kolon hattı çıkmış. Ondan sonra su sayaçları gelmiş. Demiş ki burada daire içine kadar arkadaşlar DN32 boruyla git demiş. DN32 boruyla buradan gidersen arkadaşlar 40'lık demek bu boru. 40'lık peperici boruyla gelmiş. Sonra ne yapmış? Daireye giriş yapmış. Bakın şu giriş kapısından girmiş. DN32 yani 40'lık boru olarak devam etmiş. Şu içeriye de 25'lik. Şurada bir inegaliteye kullanmış arkadaşlar. Burada 32'lik gelmiş. 40'lık gelmiş. Buraya 25'lik dönmüş aşağıya doğru. Bu aşağıdan nereye gelmiş? Tabii ki mutfağa gelmiş. Burada da branşmanlara yeni 20'liğe düşmüş. Devam etmiş. Şurada şofbene kadar. Şu en son branşmanlarından sonra 20'ye düşmüş arkadaşlar. Burada devam etmiş arkadaşlar. Aynı şekilde 32'lik boruyla devam etmiş. Bakın şurada DN32 ile yani 40'lık boruyla devam etmiş. Burada bir tane lavabo tuvalet yeri var arkadaşlar. Bu tuvalet yerinde arkadaşlar bakın içeriye giden boruları 20'liğe düşmüş artık. DN32 yani 40'lık boruyla devam etmiş. Bak tuvaletin hemen yanında ana banyo var arkadaşlar. Şurada bir çamaşır makinesi var. Ondan sonra ana banyo var arkadaşlar. Bak burada DN32 gelmiş. Normal tuvaletten çıktıktan sonra bir makineye daha 40'lık boruyla devam etmiş. Ondan sonra bak burada inegaliteyi kullanmış. 32'liğe düşmüş. 32'liğe düşmüş. Sonra 32'likten arkadaşlar 25'likle şeyin içine banyo içine dağılım yapmış. 25'lik DN20 25'lik boruyla devam etmiş arkadaşlar. Nereye gelmiş? Arka tarafta ebeveyn banyosu var. Oraya kadar 25'lik gelmiş. Bakın duş yerine kadar 25'lik boruyla gelmiş. Ondan sonra duş yerinde 20'liğe düşmüş. Şimdi bu önemli arkadaşlar. Niye önemli? Bakın şuradaki metrajı görüyor musunuz? Bu metrajdan dolayı bu su tesisatının sürtünme kat sayısı artıyor bu. Çok önemli. Boru ebatı bunlarda arkadaşlar çok önemli. Eğer ince boruyla yaparsanız bakın burası 5 kat proje. 12 kat. 10 katın yani 10. kattan sonra arkadaşlar burada basınçta sıkıntı yaşarsınız. Hidropor dahi kullansanız. O yüzden bu sıkıntıları yaşamamak adı altında ne yapacağız? Borularımızı mümkün olduğunca büyük kullanacağız. Proje burada böyle göstermiş. Tabii şuradaki 40'lık boru desen ki bazıları da şunu diyor. Diyor ki ya sayaçlar diyor 25'lik yani 3 çeyrek değil mi abi diyor. 3 çeyrekten sonra 2 parmağı çıksan. Arkadaşlar bakın o sayacın olduğu yer 20-25 santimlik bir alan. Bir anlık bir düşüş olur. Ondan sonra yine boruda bir çap genişlemesi olduğu zaman arkadaşlar buradaki tazyikle onu tamamlayabilirsiniz. Ama boru çapı ya ince yaptığınız zaman arkadaşlar o metrajla birlikte şuradan şuraya sürtünme olacak arkadaşlar. O sürtünmeden dolayı bir kaybınız, bir akışında kaybınız olacaktır. O da suyu ilk açtığınız zaman tazyikli verebilir ama sonradan suyun düşmesine sebebiyet verecektir. Ona dikkat etmek gerekiyor. O yüzden boru çapları her zaman için kalın kullanılmalı. Kalın kullanmazsanız pişman olursunuz. Evet, yağmur inişlerini demiştik arkadaşlar. Bakın burada 2... 4, 6, 8 tane yağmur inişimiz vardı. Aynı şekilde bunu biz proje uyarak kullandık arkadaşlar. 8 tane indik. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz bunu 125'likte başladık. Aşağıya doğru kaç inmiştik? 150'lik mi yapmıştık? Öyle bir şey yapmıştık herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bakın arkadaşlar. Şurada bir önceki dersimizde de sıralama yapmıştık. Aynı şekilde. Bak sayaç yerinden gelmiş. DN32 ile. Mutfağın içine dağılım yapmış. Kaçlık boruyla arkadaşlar? DN25 ile. DN32 ile devam etmiş arkadaşlar. Hemen yanında tuvalet. Tuvalete ne ile vermiş? DN20 ile gitmiş. Ondan sonra ne yapmış? DN32 ile devam etmiş. Çamaşır makinesine su vermiş. Çamaşır makinesinden sonraki ilk ayrıma kadar o arayı DN25 yapmış. Ondan sonra DN20'ye düşmüş. En son duşa girerken DN15 yapmış. Bunlar da sıralı 36 dairenin şeyi arkadaşlar. Projesi yangın hattı.
Evet. Burada hidropor şeması var arkadaşlar. Projelendirme, yangın ve su deposu, temiz su deposu. Projede üstünde vardır. Bu da atık su şeması arkadaşlar. Bakın atık su şemalarında da arkadaşlar gördüğünüz gibi deminki şemanın aynısı. Bakın P2, P1, P3, P4, P5 nereden ne gitti? Bakın duştan gelmiş. Kaçlık boru gelmiş? Duşta 70'lik boru kullanmış. Yüzgeçte 50'lik demiş. Tuvalette 100'lük pimaş. Lavaboda 50'lik. Çamaşır makinesinde 50'lik. Burada bakın 70'likle başlamış. Şu 100'lüğe geldiği zaman 100'lüğe çıkmış. 50'ye üstüne binmiş. 50'liğe üstüne binmiş. 100'lük olarak devam etmiş. Bir lavabo daha binmiş. 100'lüğe devam etmiş. Sonra klozet binmiş. 100'lüğe devam etmiş. Bu 100'lük boru gelmiş. 100'lük boruya binmiş. Kolon hattına. Çatının hemen üst şeyi bu. Burada bir havalık yerimiz var tabii ki arkadaşlar. Sonra buradan aynı şekilde 70'lik devam etmiş duşlarda. Genelde bakın arkadaşlar en büyük yapılan yanlışlıklar nedir biliyor musunuz? Duşta 50'lik boru belki kurtarabilir ama mutlaka arkadaşlar bakın özellikle söylüyorum mutlaka altını çiziyorum. Mutfaklarda arkadaşlar lütfen 50'lik PVC kullanmayın. 50'lik PVC redüksiyonda sadece en son sifon bağlantı yerini düşürmek amaçlı kullanabilirsiniz. Ama 70'lik çekin. En az 70'lik çekin arkadaşlar. Mutfakları özellikle 70'lik çekin. Çünkü mutfakta aşırı kirlenme oluyor arkadaşlar. Boru çapı küçük olduğu için hemen tıkanmalar meydana geliyor. Mümkün olduğunca mutfak borularını çok büyük kullanın. 100'lük kolon attı mı çizmiş? 125'lik kullanın. 150'lik kullanın. Kat sayısı fazlaysa aşağıya doğru büyütün. Yukarıya doğru inceltin. Ama dediğim gibi büyük kullanın boru ebatlarını. Yatayda giden borularınızı mutfakta diyelim ki altta ne var? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve sifon gideri için işte evinin gideri için iki tane girişle ya da kombinin gideri de var. 3 tane gider bıraktınız. Bunu mutlaka çatalla birleştirdiğiniz zaman 70'liğe çıkın ve 70'lik de kolon hattına binin arkadaşlar. Bu size katkı sağlayacaktır. Yaptığınız iş için herkes size dua eder. Bilginiz olsun. Onu söyledik. Şimdi geldik. Bakın projenin sonuna. İşte burası güzel, önemli bir yer. Niye? Bakın burada çizgilerin anlama geldiğini gösteriyor. Atık su borularının hangi çizgiler hangi ebata denk geldiğini söylüyor arkadaşlar. Burada daire içinde kullanılacak malzemelerin ölçülendirmesi var arkadaşlar. Çamaşır makinesi örneğin 60'a 84 demiş. Şurada pisuvarın montajı demiş. Pisuvar kullanılmadı tabii bu dairede çizilmiş ama normal tuvalet yani 65 demiş. Şu ağız kısmını normalde budur. Üst yokluğunda 88,5 demiş. Marka modele göre değişir arkadaşlar. Bakın. Yer süzgeci demiş. Bak demin şeyde bakmıştık arkadaşlar. Yer süzgeci demiş. Şurada duş teknelerini göstermiş. Klozeti göstermiş. Ebatlandırmalarını falan. Duş kabinlerini, jacuzzileri, saunaları işte ne varsa hepsini göstermiş arkadaşlar. Bakın küvet göstermiş. Bu binada küvet kullanılmadı arkadaşlar. Göstermiş. Yani bunlar çoğu dediğim gibi projelerin çoğu kopyala yapıştır usulüdür. O yüzden çok da uyulmayabiliyor arkadaşlar. Uyulmuyor daha doğrusu. Uyulmayabiliyor değil. Uyulmuyor. Yani çoğu proje kopyala yapıştır olduğu için çoğunlukla uyulmuyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada ne demiş? Pislik tutucu demiş. Bakın. Küresel bana demin sayaç yerinde bakmıştık. Hemen şöyle bir hızlı geri dönelim. Hop. Şu sayaç yerine bir bakalım arkadaşlar. Neresi orası? Bak şu vanayı kullanmış. Ortada şöyle bir işaretimiz. Bir vana daha vardı arkadaşlar. Hemen şöyle sona gelelim. Hop. Bakın küresel vana kullanmış. Su sayacı kullanmış. Küresel vana kullanmış. Bu gibi yerlerde arkadaşlar pislik tutucu. Müstakil evlerde su sayacını takabilirsiniz. Ama yüksek katlı yerlerde, çoklu dairelerde ana girişe mutlaka takmanız lazım. Ana da girişe taktığınız zaman sayaç yerlerine bir daha gerek kalmayacaktır. Check wire kullanabilirsiniz yalnız. Ona bir şey diyemem. Evet arkadaşlar. Projelendirme şeklimi bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere.